Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Antark'a geçeceğiz. Arabaya hoşça kal diyoruz. Şöyle bir size hoş geldin, arabaya hoşça kal muhabbeti yapalım, hadi girelim. Şimdi Antark'a nereden geçiliyor? Tekrardan göstereyim, şu 118'in ışınlanmasının direkt orada. Antark'a geçiş portalımız. Burada direkt ışınlanma yapamıyorsunuz diğer türlü. Hani harita üzerinden ışınlanamıyorsunuz buraya. Şimdi geçiyoruz ve buz haritamıza gideceğiz. Tersten başlayacağız. Şöyle çekelim. Buranın tek bir ışınlanması var zaten. Evet, geçtik. Bakın burası buz haritamız. Antark kocaman yer. Zindanları da gayet çok, yani bayağı güzeller yani. Şimdi gidelim. 93'ten başlıyoruz. 93 buranın son zindanı. Bakın dungeon 93 buranın son zindanı. Hero'larına gireceğiz. Hepsi 115 level olacak. Fear muhabbetlerini görmüş olacaksınız yani. Gerçi hani benim savaşçıda görmeniz biraz zor ama görebilirsiniz. Yani illa göstermek istersek gösteririz yani. Buzdan oraya geldik. Bu da ne görevler yapardık be. Vay be. Eski günler. Neyse. Hero'yu seçtik, giriyoruz. Şimdi bakın burası Antark'ın güzel, daha böyle değişik yaratıkların olduğu, golemlerin falan olduğu bir haritası. Buradaki golemler, hani bir buz golemleri hariç sıkıntı yok. Bakın burada toplarken en başlarda çok yiyeceğiniz, sonradan şey yaparsınız işte hazırlandıkça. O toplama muhabbetini çok şey yapmak istemiyorum zaten. Setiniz ne kadar iyiyse o kadar iyisiniz yani. Setinizin artısı veya stadınız. Ama hani bir savaşçı çok rahat toplayabilir buraları. Savaşçı, paladin. Herhangi bir savaşçı, paladin. Sadece o pasifleri tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Pasifleri tamamlayacaksınız, bir de hız seti yapacaksınız. Bu kadar basit. Burası dümdüz bir yer. Gidiyorsunuz. Geçiyorsunuz. Geldik şeye. Burayı kesmeye başladık diyelim. Bakın şimdi fear alanını göreceksiniz. Hem burada. Bakın şu an fear alanı açıldı. Ben savaşçı olduğum için dönüyorum. Bakın şu an fear yemedim. Şu an şu fear'ı yersem ölürüm büyük ihtimalle. Neyse, denemek istemiyorum. Az önce bir vurmadık. Öldü mü? Öldü galiba. Bakın bir fear yiyelim. Şu an buz geldi. Bakın şöyle hani karakterlerin elinde ne kadar kaldığına bakabiliyorsunuz. Şu an fear atacak bu. Şu fear. Bak şimdi fear'ı bir koydu. Şu an bu saniye boyunca hiç hareket edemiyorsunuz hani. Orada da hani küçükler olduğu zaman da tak diye yatırıyor sizi. Olay ondan ibaret yani. Şu an hani hasarlarını az çok bildiğim için küçükleri kesmeden fiyarı göstermek istemedim size. Yoksa diğer türlü yatardık. Burada toplama yapacaksınız ki toplama yapılan bir harita. Burada direkt geri dönmeyin. Ama bu taraftan başlarsanız daha rahat olur. Şu buz çiçekleri çok fazla değerliler. Bu çiçeklerin hani normalini bile toplayın yani. Hiç şey yapmayın. Şu toryumlar o kadar değerli değiller. Ama satış için. Bunları mesela 3-4'ten falan koyduğunuz zaman da satılıyorlar. Yani bunlarla şey yapılıyor. Atak ve zırh potları yapılıyor. Yarım saatlik potlar. Yarım saat boyunca komple kullanabiliyorsunuz. Ya, ice flower dediği, yani buz çiçeği. Bunu nerede görürseniz toplayın. Antark'ta hani en değerli şey bu. Antark için. Hazır girmişken ben bunları kaçırmayacağım bu arada. Ice Flower'ları topluyorum. Sadece bu toriumlardan da Magic falan çıkarsa o zaman toplayın. Magic ve üstü. Şu naneleri kesinlikle alın. Nane her şeyin üretiminde kullanılıyor neredeyse. Naneler de değerli. Tanesi yani bir
1G'den fazla oluyor işte. Yani 1K Gold'dan fazla oluyor tanesi. Diğerinin 3K falan. Yani gayet de güzel bir şey bu. Az bir para bırakmıyor yani. Şöyle baktığın zaman mesela 4 tane 12G falan geldi. Kaç tane yaratık kesiyorsunuz onun için. Toplama bu arada hani oturup da toplama yapabilecekseniz harbiden güzel para bıraktırıyor yani. Gidip böyle hani hız seti komple hız yapıp haritada toplama yapıp bile para kasabilirsiniz oyunda. Şuradan nanemizi alalım. Burada daha başka yok. Gidip görevimizi teslim edelim. Buranın sadece hero'sunlar... affedersiniz. Buranın sadece hero'sunda şey var. Hani... Ruby var. Bir ruby, bir ruby. Bu şekilde. Antak çok büyük bir harita. 30 tane zindan. Hani 7 tane falan baskın. Ve gayet de fazla bir harita yani. Nasıl anlatayım ki? Şurası buz yeri. Sadece buz yerine bile toplama yapmak için saatler geçirirsiniz yani. Burada mitriller. Bakın şurada tungsten buz çiçeği. Hayır, tungsten diyorum, yanlış söyledim. Şey. O işte az öncekilerden. Çok toplanmayandan. Tungsten değil. Tungsten Haruan'ın. Dur bir dakika. Niye böyle yapıyorsam. Neyse. Tam hatırlayamadım adını da neyse. Çünkü neredeyse hiç toplamıyoruz hani. O kadar. Yani. Nane toplayabilirdik. Neyse. Bir şey göstereceğim, gösteremedik. Yani şu yeşil. Bakın haritada toplarken mesela. Şöyle gidiyorsanız. Şurada hani renkli şeyler var. Görüyorsunuz değil mi? Onları şey yapın. Bu toryum ha. Buldum. Bu toryumlardan çıkıyor. Toryumlarla çok takılmanıza gerek yok. Çok bir işe yaramıyorlar. Burada önemli olan haritanın her yerinde nane var. İstediğiniz yerden toplayabilirsiniz. Naneler değerli. Buz çiçeği var beyaz haritada. Bunu toplayabilirsiniz. Burada da buz çiçeği var. Burada mitril var ama maden olarak. İster bunu toplarsınız, ister şey yaparsınız. Çok tercih edilen bir toplama yeri değil burası. Burası da öyle. Ya burada buz çiçeği için toplama yeri doğru ama hani şey için kullanılmıyor. Nasıl anlatayım? Madencilik için buralar pek kullanışlı değiller. Yani 5 seviye olduğun zaman da mı kullanıyordun? Yani belki bir seviye için kullanıyorsun sadece seviye kasmak için ama tam hatırlamıyorum orayı. En çok kullanılan bu çöl bölgesinde, tamam mı? Şey topluyorsunuz. Demir topluyorsunuz. Demir yani binek üretimi için gerekli. Demiri hani kesin toplamanız gerekiyor. Yani en azından elinizde hiç satmadan 3000 demir madeni ve 1000 demir kristali bulundurmanız gerekiyor. İkisi de demirin içinden çıkıyor. Sonra işte burada kum çiçeği falan var. Kum çiçeği de toplayabilirsiniz. O da satılıyor ama çok para etmiyor. Burada en güzel para eden şey. Nane ile buz çiçeği. Buz çiçeği daha iyi tabii. Sonra bu çöl bölgesinin devamı. Çöl bölgesinin devamında da hani demir bulunur. Çöl bölgelerinde demirler hani yoğunluktadır. Yanında da kum çiçeği olur. Veya alev çiçeği. Alev çiçeği de şurada olur bakın. Burada da kalay olur. Ve alev çiçeği olur. Alev çiçeği de hani satanı gördüm. Pazarda yine var. Pazardan zaten fiyatlarına bakabilirsiniz rahat bir şekilde. Orada da göreceksiniz bu çiçeğin daha değerli olduğunu. Sonra burası işte ilk haritaya yakın yerler. Buralarda da genelde şey var. Kalayla nane. Daha bitki yoktu herhalde burada. Tam hatırlamıyorum ama buralarda çok toplama yapmıyoruz bu arada. Buralarda genelde balıkçılığı kasıyorsunuz. Bakın balıkçılık için ilk burada kasmaya başlıyorsunuz. Veya hani şeyseniz, kırmızı bayraksanız şurada başlıyorsunuz. Ondan sonra kırmızı bayrakta nerede tutuyorsunuz? Kırmızı bayrak bile olsanız şurada falan tutmanız gerekiyor. Şu Kuntan 45'in hemen sol tarafında. Şurada yer var. Yine orada tutmanız lazım ama Vir'de tutmak daha kolay. Çünkü Blatar'ın dışında tutuyorsunuz.
Burası biraz daha az yoğun oluyor. Burada çok fazla adam oluyor. Balık tutarken sizi kesebilirler. Yani öyle yani. Haritanın genel bir anlatımı böyle. Bu anlattığım harita, bakın. Geçen bayağıdır zindanına döndüğümüz harita şu. Şu gazıcık olan. Şu an zindanlarına başladığımız, haritada gezeceğimiz yerimiz burası. Ve yeni gelecek haritamız şurası. Yani ne olur ne biter siz düşünün. Sağlıcakla kalın. Ha, bu arada şey göstereyim. Şu chestler var ya, chestleri yani Antarkta toplamanın çok bir mantığı yok. Bu chestler ne işe yarıyor? Size Haruada toplarsanız, tamam mı? İtibar puanı veriyor. Sezon itibar puanı. Ya yani bunlarla da kasılabilirsiniz. Artı bir item. Ama hani çok güzel bir item. Beklemeyin buradan. Ve mitik taş kasılıyor. Mitik taş kasmak isteyenler için de kullanılabilen bir yer. Ama tabii şeyseniz, böyle hızınız çok yüksekse. Ama genelde hani mitik taş da kasmak istiyorsanız zindan döneceksiniz fazla fazla. Oradan bakın, mitik set yapmak aslında kolaydır. Mitik set yapmak istiyorsanız şu rareleri satacaksınız, tamam mı? Yani rareleri falan şöyle anlatayım. Rareleri dediğim. Bakın set yapmak için, gerçi onu sonra anlatırım. Başka bir videoda anlatacağım size ama şu an şey öyle göstereceğim. Bakın Magic set yapamazsınız zaten. Magic'e kadar kesin satmanız gerekiyor. Rare, Epi, Legend'ı kırabilirsiniz. Veya bu itemleri hani Rare'e kadar satıp, tamam mı? Epic'le Legend'ı adamlara satarsınız. Yani direkt itemi veriyorsunuz siz onlara. Onlar size parasını veriyor. Sonra gider Mithy'i de aynı şekilde satın alırsınız. Veya bunları kırarsınız. Üzerinizde biriktirirsiniz. Bakın bende var mı? Bunu düşürmüşler. Neyse. Bunları üstünüzde biriktirirsiniz. Tamam mı? Ondan sonra gidersiniz satarsınız. Bunun tanesi 500. Bakın fiyatları da söyleyeyim. En düşük epic satılır. Epic bir epic taş bir tanesi. Tamam mı? 250 gold. Tamam mı? Burada bir tane şey Legend 500 gold. Bir tane mitik 650 gold. Bir tane unique de 700 gold oluyor. Tanesi. Piyasa bu şekilde. Sürekli adamlar bu şekilde satıyor, bu şekilde alıyorlar. Bakalım. Mesela bakın. Thrice, ay, for sale diyor. Adam Thrice satıyor. Legend satıyormuş. Legend'da 500 per GS. Yani bir tanesini şeyden satıyor. 500'den satıyor. 25 paket varmış elinde. Hani bu şekilde. Buralarda hani okumayı da öğrenirsiniz. Satışları matışları her şeyi falan filanla sonradan daha da detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu normalde bir lore videosu. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.